Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Şubat ve Mart ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları ezber yapmayın arkadaşlar. Soruları ezberlemek sizi sınavda geriye atacaktır. Çünkü bir soru farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Sorunun sorulma şekli değişebilir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Ayrıca konu anlatımı derslerimizin tamamını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bize sormak istediğiniz her şeyi mutlaka yorumlardan sorun. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saatte hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20 metre, B 30 metre, C 40 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. En fazla 30 metre yaklaşabilir. Neden? Çünkü 60 km saate hızla gidiyor. Hızımız kaç ise tam olarak yarısı. Yani 100 km hızla gidiyorsak öndeki araca en fazla 50 metre yaklaşabiliriz. Bunu bu şekilde hafızanıza kazıyın. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Lütfen tabelaya dikkatli bakalım. Buna benzer tabelalar farklı farklı var çünkü. A sağdan ana yola girişi, B soldan ana yola girişi, C sağ tehlikeli virajı, D şıkkımız ise açılan köprüyü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sağdan ana yola girişi bu tabela bize bildirir. Boyun omurlarında yaralanma olun olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Dolaşım kontrolü B. Solunum kontrolü C. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma D. Sırt üstü düz bir zemine yatırma Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma pozisyonu yapılmaz arkadaşlar. Bu boyun omurlarına zarar verebilir. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? A. Kasık B. Koltuk altı C. Şah damarı D. Köprücük kemiği üzeri Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda şah damarına basınç uygulamamız gerekir. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Asli kusur B) Tali kusur C) Yol kusuru D) Kusuru paylaştırma Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Asli kusur yazılmalıdır. Yani kırmızı ışık ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme trafik kazalarında asli kusur sayılır. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A yağ seviyesine, B antifriz seviyesine, C hidrolik seviyesine, D elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Elektroliz seviyesine dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Akünün bakımında unutmayalım. Aktarma organlarından hangisi araca geri hareketi sağlar? A diferansiyel, B şaft, C vites kutusu, D kavrama. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Vites kutusu araca geri hareketi sağlar arkadaşlar. Geri vitesi atıp geri geri gidebiliriz. Yayalara, özellikle de yaşlı çocuk ve engellilere yeşil ışık süresince karşıya geçişi tamamlamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleriyle çabuk geçmeye zorlama hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir. A. Sabır B. Öfke C. inatlaşma, D. Aşırı tepki Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sabırlı olmadığını gösterir arkadaşlar. Lütfen bu davranışları yapmayalım. O yaşlının ya da çocuğun yerinde bizim ailemizden biri ya da biz de olabiliriz. Lütfen trafikte saygılı olalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A. Kırıkların tespit edilmesi B. Dolaşımın değerlendirilmesi C. Solunumun değerlendirilmesi D hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kırıkların tespit edilmesi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A trafikten süresiz men. B yeniden sürücü eğitimine tabi tutma c. Tescil plaka üzerinden idari para cezası, d. Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Tescil plakası üzerinden idari para cezası uygulanır. Bu aracın sahibine uygulanan cezadır. Ayrıca sürücü belgesiz kullanan kişiye de bir ceza geliyor arkadaşlar. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Hatırlatmış olalım. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. B. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Şıkkımız ise manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir arkadaşlar manevraya başlamadan önce. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Geçiş hakkı kurallarına uyması. B. Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi. C. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. D. Şıkkımız ise dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi yanlıştır. Dönmeye başlamadan önce işaret vermek zorundadır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır? A) Hidrolik yağ B) Sadece hava C) Sadece yakıt D) Yakıt hava karışımı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yakıt hava karışımı emme zamanında silindirlere alınır. Sonrasında ise buji ile ateşlenir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Birinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Birinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? A. Fren pedalının zayıf olması. B. Fren hidroliğinin fazla olması. C. Fren sisteminde hava olması. D. Fren müşürünün arızalı olması. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Fren müşürünün arızalı olması, fren lambalarının yanmamasına neden olur. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan B. Ağır kanamalı olan C. Ayağında kırık olan D. Dirseğinde çıkık olan Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ağır kanamalı olan kazazede kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması bize neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü. B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu. C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. D. Eksozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör B. ilk yardım çantası C yangın söndürme cihazı, D sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambasını aracımızda bulundurmak zorunlu değildir. Diğer tüm şıkları yani A, B ve C'yi bulundurmamız zorunludur arkadaşlar. Üçgen reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme cihazı. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu B. Araç kapılarından birinin açık kaldığını C. Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini D. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bize gösterir arkadaşlar bu gösterge. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insanda normal nabız yani kalbin dakikadaki atımı sayısı hangi değerler arasında olmalıdır? A 10 ila 20, B 40 ila 50, C 60 ila 100, D şıkkımız ise 100 ila 120. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 60 ila 100 arasında olmalıdır arkadaşlar. Sağlıklı bir insanda bu şekilde. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanır? A. Solunumu düzensiz olan B. Kalbi düzensiz çalışan C. Solunum sayısı azalan D. Kalbi duran Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Kalbi duran kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulamamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir? A. Alkollü olarak araç kullanması B. Yol yapımında hata olması C. Aracın bakımsız olması D. Havanın yağışlı olması Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alkollü olarak araç kullanması sürücüden kaynaklanan bir trafik kazası sebebidir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? A) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması, B) Karayollarının zamanından önce yıpranması, C) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması, D) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması topluma verilen zararlardan biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A) Deride kızarıklık olması B) Bilinç seviyesinin artması C) Vücut sıcaklığının artması D) Nabzın hızlı ve zayıf olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması şok belirtilerindendir arkadaşlar. Bu soru size biraz karışık gelebilir. Lütfen dikkatli dinleyin. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? A. Banket B şerit, C platform, D kavşak ortak alanı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Banket adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A motorun üzerine su dökülmesi, B klimanın çalışıyorsa kapatılması, C. Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi. D. Motor, motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Klimanın çalışıyorsa kapatılması ilk yapmamız gereken işlemlerdendir arkadaşlar. Çünkü çok fazla enerji tükettiği için hararete sebep olabiliyor. Öndeki aracı geçme ile ilgili Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. B. Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D. Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam olarak tersi geçişlerde takip mesafesini dikkate almamız gerekir. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucusunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Gürültü kirliliğinin azaltılması B. Trafik yoğunluğunun azaltılması C. Temiz olmayan yakıt kullanılması D. Kazalara karşı güvenliğin arttırılması Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gürültü kirliliğinin azalması amaçlanır. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler? A. İlk yardım tedbirlerini almakla. B. Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla. C. Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle. D. Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. İlk yardım tedbirlerini almakla yükümlüdürler arkadaşlar. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak. B. Başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. C. Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek. D. Hastanın ayaklarını yükseltmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak bu yapılması gereken bir işlemdir. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A alternatörün, B farampülünün, C marş motorunun, D endüksiyon bobininin. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Marş motorunun ömrünü kısaltır arkadaşlar. Uzun süre ve sıkça marş yapmamız, yapmamamız gerekir. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A 5 dakika, B 10 dakika, C 15 dakika, D 20 dakika. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Beklem amacıyla yapılan duraklamanın süresi en fazla 5 dakikadır arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? A. Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması. B. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. C. Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması D. Araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması çevre kirliliğine neden olur. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı B. Taşıma sınırı. C. Gabari. D. Hız sınırlayıcı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gabari adı verilir arkadaşlar. Uzunluk, genişlik ve yükseklikleri belirleyen ölçüler gabaridir. Döner kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi B dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi C orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi D sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi yasaktır. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Aracın maksimum hızının artmasına B) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına C) Fren sisteminin arızalanmasına D) Yakıt tüketiminin azalmasına Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur. Yaz aylarında kış lastiği kullanmayalım arkadaşlar. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari yani en az hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 15 kilometre, B 35 kilometre, C 40 kilometre, D 50 kilometre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Otoyollarda Asgari yani en az hız sınırımız 40 kilometredir arkadaşlar. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1. İtfaiye 2. Sivil savunma aracı 3. Özel izinli karayoluna çıkmış araç 4. Doğru geçecek araç Şıklara bakalım. A1, B2, C3, D4 Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İtfaiye diğer araçlara göre ilk geçiş hakkına sahiptir arkadaşlar. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Yarısı sarılarak uyutulur. B. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D. Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Solunum yolu açık tutularak hastaneye sevk edilir. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur? A) Balataların ıslanması B) Balataların yeni olması C) Fren ayarının düşük olması D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması frenleme anında fren pedalının titremesine sebep olur. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu B. Sırt üstü yatış pozisyonu C. Yarı yüzün koyun yan pozisyon D. Baş geride yarı oturuş pozisyonu Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yarı yüzün koyun yan pozisyon verilmelidir. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak B. Araç içi ışıkları yakmak C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak D. Sadece park veya sis ışıklarını yakmak Soruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Yeterince aydınlatılmamış diyor. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Uzağa gösteren ışıkları yakmak zorundadır. Kavrama debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A. Volana B. Marş motoruna C. Fren balatalarına D. Vites kutusuna Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusuna. Ekranda görüyorsunuz bir trafik polisi var. Ve elinde ışıklı işaret cihazı var arkadaşlar. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti B. Geç işareti C. Yavaşlatma işareti D. Hızlandırma işareti Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dur işareti anlamındadır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A klimanın açılması, B koltuğun ayarlanması, C aynaların ayarlanması, D emniyet kemerinin takılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Klimanın açılması ilk yapmamız gereken şeylerden birisi değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A kırmızı ışıkta, B sarı ışıkta, C aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, D aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? A. İl Belediye Başkanlığı B. Emniyet Genel Müdürlüğü C. Karayolları Genel Müdürlüğü D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğüdür arkadaşlar. Yolların yapım ve bakımını yapan Karayolları Genel Müdürlüğüdür. 88 89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Fren mesafesini B) Duruş mesafesini C) Takip mesafesini D) İntikal mesafesini Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesini ifade etmektedir. Birinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye, hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, Göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Şıkları okuyorum. A 2 1 3, B 2 3 1, C 3 1 2, D 3 2 1. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 2 3 ve 1 sıralaması ile yapmalıdır. yani sol tarafta gördüğünüz ıı, şıkları. 2 3 ve 1 sıralamasıyla yapmalıdır. Şekilde görsel bir sorumuz var. Lütfen sınavda görsel sorulara dikkat edelim. Özellikle görsel sorunun içindeki tabelalara dikkat edelim. Bu görsel sorular çok kolay geliyor. Sınavda böyle hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz ama olmaz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz bizi yanıltıyor. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? A araçların takip mesafesine uyması B 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi, C 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi, D 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi yasaktır. Zaten tabelada da görüyorsunuz. Alttaki yuvarlak tabelada sol tarafta bir kamyon var ve Kırmızı şeklinde. Yani kamyonlar sollama yapamaz anlamında. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? A. Vitesin boşa alınması B. Araçta gözcü bulundurulması C. Aracın kapak kapılarının açık tutulması D. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağ ve sola dar. B. Sağ ve sola geniş. C. Sağ dar sola geniş. D. Sağ geniş sola dar. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır sağa dar sola geniş şeklinde olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A. Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda. B. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda. C. El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda. D. Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A) Marş sistemi, B) Yağlama sistemi, C) Direksiyon sistemi, D) Aydınlatma sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi aracı istenilen yöne sevk eder. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A) Baş geride yara oturuş B. Sırt üstü yatış. C. Dik oturuş. D. Yan yatış. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yan yatış pozisyonunda tutulmalıdır. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG 2. Benzin 3. Motorin Işıkları okuyorum. A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani hepsi kullanılır arkadaşlar. LPG, benzin ve motorin. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A fren pedalı boşluğu artar. B fren sistemi hava yapar. C kampana aşınır. D el freni tutmaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Fren teli kopmuş ise el freni tutmaz. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti B. Geç işareti C. Yavaşlatma işareti D. Hızlandırma işareti Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dur işareti anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? A) Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi B) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması C) Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması D) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? A. Uşak B. Sivas C. Konya D. Trabzon Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Trabzon daha doğudadır arkadaşlar. Şok pozisyonunda kazazedenin bacakları kaç santim kadar yukarı kaldırılır? A 30 santim, B 40 santim. C 50 santim. D 60 santim. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30 santim kadar yukarı kaldırılır. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretlere bulunan parçaya ne ad verilir? A. Yağdanlık B. Yağ çubuğu C. Yağ filtresi D. Yağ pompası Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yağın seviyesini ölçme, ölçmek için baktığımız e, özel parça yağ çubuğudur arkadaşlar. Yani doğru cevap B şıkkı yağ çubuğu. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? A. Antifriz kontrolü B. Yağ seviyesi kontrolü C. Elektrolit seviyesi kontrolü D hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A vücut ısısının düşürülmesini, B solunumun değerlendirilmesini, C kan dolaşımının değerlendirilmesini, D hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade etmektedir. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın geçme kurallarına uymadığı görülüyor arkadaşlar. Çünkü solunda araç varken sollama yapmaya çalışıyor. Yine devam ediyoruz görsel bir soruyla. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A 5 metre, B 10 metre, C 15 metre, D 20 metre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yolcu taşıtı durağının en az 15 metre mesafe dışına aracını park edebilir. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A) Öksürmesi engellenir. B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. C) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. D) Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Öksürmesi engellenir. Bu e, kısmit kısmi tıkanıklık yaşayan kazazı diye yapılacak bir uygulama değildir arkadaşlar. Öksürmesini engellemememiz, engellemememiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu jinin görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Karışımı ateşlemek. C. Yüksek akım üretmek. D. Aküye akım göndermek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karışımı ateşlemektir arkadaşlar. Bujinin görevi karışımı ateşlemek. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A omuzuna, B omurgasına, C ayak tabanına, D karın boşluğuna. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ayak tabanına yavaşça vurulur. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A gabari, B azami toplam ağırlık, C taşıma sınırı kapasite, D yüklü ağırlık. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Taşıma sınırı kapasite adı verilir. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A otomobil, B otobüs, C minibüs, D kamyonet. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Karayollarında en yüksek olan yani hız sınırı en yüksek olan araç otomobildir. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A 5,5 saat, B 4,5 saat, C 3,5 saat, D şıkkımız ise 2,5 saat. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla 4,5 saat araç kullanabilirler arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Görüyorsunuz şıklar arkadaşlar. Dikkatli bakıp cevabınızı verin. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Traktörün otoyolda sürülmesi yasaktır. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşısındaki kişiyi suçlaması, B) Empati kurmaktan kaçınması, C) Karşısındaki kişiye saygı duyması, D) Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karşısındaki kişiye saygı duyması. 1. Sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkımız 1 doğru 2 yanlıştır. B her ikisi de yanlıştır. C 1 yanlış 2 doğrudur. D her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Bu gördüğünüz şıkların her ikisi de doğrudur. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastikli tekerlekli traktörün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A hızı fazla olan az olana, B şeridi daralmış olan diğerine. C. Lastik tekerlekli traktör kamyonete. D. Şıkkımız ise kamyonet lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Lastik tekerlekli traktör kamyonete yol vermelidir. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rölant ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması, sürücüden kaynaklanan, e, yakıtın artması artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince test, fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yaranız olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.